herkes çok sabırsız. Herkes yine Antakya'mızın, Hatay'ımızın, bizim milletimizin yiğit evladını bekliyor. O da sizi bekliyor. O da çok heyecanlı bir ihtimalle. Barış Atay geliyor. Samandağ'a hoş geldiniz. İnanın asıl biz sizinle gurur duyuyoruz. Helal olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ya her geldiğimde aynı şeyi söylüyorum. Bu nasıl bir coşkudur, bu nasıl bir dirençtir, bu nasıl bir güzelliktir. Hakikaten iyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Bizi onur ediyorsunuz. Bugün Defne'de dostların selamını getirdik size. Orada şu cümleyi kurdum. Kazandığımız yere gidiyoruz, Samandağ'a gidiyoruz. Çünkü aldık orayı. Emre diyor ya, 28 Mart'ta aldık, siz 31 Mart'ta oraya giderken aldığımız yeri tescillemeye gidiyorsunuz, unutmayın. Çok uzak bir geçmiş değil, sadece 6 yıl önce genel seçim çalışmaları sırasında burada bize karşı gösterilen müthiş bir teveccüh vardı. Çok heyecanlıydık, yeni bir partiydik, tekrar siyaset sahnesine gelen. Gerçekten ne üyemiz vardı, ne yapacağımızı bilen vardı. İnsanların sadece samimiyetimize inandığını biliyorduk. Bugün gördüğünüz şey, Türkiye İşçi Partisi bayrakları altında, Samandağ Değişim İttifakı'nın adayı Emrah Karaca'ya destek olan bu kalabalıklar. Şunu unutmayın, asla sadece bizim başarımız değil, sizin varlığınızın sebebi. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri olmayacaktı. Siyasete parlamenter sistem olarak da, belediyelerde bir hak iddiası ortaya koyarak da ya da sokakta mücadele ettiğimiz her zaman şunu söyledik. Bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin iyi konuşması, iyi direnmesi, tabiri caizse iyi kavga etmesi yetmez. Ama Samandağ gibi kavga eden bir halk varsa arkamızda, işte her zaman her şeyi başarabiliriz. Her şeyi. O gün beni meclise gönderen bu halktı. Ne güzeldir ki 2023'te burada bir hak gaspı var. Biz iradeyi ortaya koyarız. O hak gaspını da insanlara gösteririz deyip Can Atalay'ı gönderen de bu halktı. Siz gönderdiniz. Can'ı içeriden çıkaracağız. Sizin iradenizi gasp ettiklerini biliyoruz. Şimdi demin başkanın söylediği gibi. Artık başkan. Benim başkanım söylediği gibi. Burada da 40 yıllık, 50 yıllık bir hak gaspı var. Biz Türkiye'de, sadece Samandağ'da değil, Türkiye'de. Eğer iktidardan yanaysak, ya bunlar giderse daha iyisi mi gelecek diye uyutulduk. Eğer muhalefet tarafındaysa, bizi seçmeyeceksiniz de bunlar mı gelsin diye uyutulduk. Arkadaşım bunu söyleye ben geldim 43 yaşıma, çoluk çocuk sahibi olduk, hala aynı şeyi konuşuyoruz. Burası Türkiye'nin gerçekten en güzel yerlerinden biri. Öyle övmek için falan söylemiyorum, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin en uzun kumsalı burada, Türkiye'nin en iyi balığı burada, Türkiye'nin en iyi tarımı burada. Türkiye'nin en güzel insanlarından hepsi burada, hakikaten. Biz güzel bir halkız arkadaşlar. Güzel bir halkız. Deprem oldu. Tam anlamıyla dünya başımıza yıkıldı. Ne kadar yalnız olduğumuzu gördük. Yine biz bizeymişiz. Her zaman olduğu gibi yine omuz omuza durduk. Yine ayakta kaldık. Yine kalırız. Kimseye tamah etmeyiz. Kimseye el açmayız. Kimseye diz çökmeyiz. Kimseye boyun eğmeyiz. Diyorlar ki, ya bu halktan bir şey olmuyor, halk dediğin hak ettiği gibi yönetilir. Ben katılmıyorum buna.
halk hak ettiği gibi yönetiliyor olsak Samandağ halkı böyle yönetilmezdi. Çünkü bunu asla kabul etmiyoruz. Asla hak etmiyoruz. Ve şunu söyleyeyim. Umarım Defne'yi de alacağız. Arsuz'u da alacağız. Samandağ'la birlikte burada sosyalist, halkçı, kamucu, belediyecilik nasıl yapılır? Dünya aleme göstereceğiz arkadaşlar. Hiç şüphem yok. Ama kritik nokta şu. Şunu söylemek lazım. Şunu söylememiz lazım. Samandağ halkı kendini yönetecek insan aramıyor. Biliyorum ben. Ne arıyor biliyor musun? Samandağ halkı beraber yönetebileceği bir yoldaş arıyor ve işte o yoldaşınız Emrah Karaca. Bu belediyeyi siz Emrah'la beraber yöneteceksiniz. Çok uzatmayacağım. Kaldı 3 gün. Gerçekten bugün eve gittiğinizde ulaşabildiğiniz, tanıdığınız, sokakta gördüğünüz herkese şu coşkunuzu anlatın. Bizim değil, kendi coşkunuzu anlatın. İlk defa yaşadığınız şehirde çamura mata çıka yürümeden, elektriğiniz kesilmeden, susuz kalmadan yaşayabileceğiniz günlerin geleceğini müjdeleyin insanlara. Biz değil, 28 Mart akşamı Atatürk Mahallesi'nde tüm bir halk olarak şunu yaptık. Hak ettiğimiz geleceği inşa etmek için bu yolu başlattık diyeceksiniz. Bu şehri ayağa kaldıracağız diyeceksiniz. Söyle kardeşim. Seçimlerden önce de Emrah Başkan da Allah'ın izniyle 31'inden sonra... Hep başkan. Ama hep başkan... Zamanla geçtiği zaman gönlümüzün başkanı olur. Neden? Çünkü Türkiye İşçi Partisi'ne tek adamcılık yok. Bugün Emrah, yarın bayrağı devredeceği başka bir arkadaşı. Şimdi çok uzatmayacağım. Gerçekten Türkiye İşçi Partisi olarak sizlere şunun teşekkürünü etmek istiyorum. 2017'de bu parti kurulduğunda, 2018'de seçimlere girdiğinde, mecliste sadece 4 milletvekiliyle siyaset yaparken, İnsanlar başka türlü bir siyasetin olabileceğine herkeste bu coşkuyu vurmayı istiyoruz arkadaşlar. Herkeste. Son sözlerle bitireyim. Bu coşkuyu dağıtmayalım. 2017'de parti kurulurken de, 2018'de seçime girerken de, mecliste olduğumuz 5 yıl boyunca bildiğimiz şekilde kendimizce mücadele ederken de, insanlar Türkiye İşçi Partisi'nin ya da başka bir değişimin olabileceğine inanmıyordu. 4 milletvekiliydik partide. Burada 2 tane üyeydik. Şimdi bir meydan dolusu insan var. Buradaki ittifaka ve Türkiye İşçi Partisi ve Emrah'a destek veriyor. Şunu asla unutmayın. Eğer siz varsanız, siz inanıyorsanız, siz mücadele ediyorsanız her şeyi değiştirebiliriz arkadaşlar. Her şeyi değiştirebiliriz. Ve artık değişim zamandır. Artık değişmek şart. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Bir Nisan sabahı güzel bir sabahda uyanmak dileğiyle. Şimdi bir dakika.